Merhaba çocuklar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa Neden Denendi öyküsünü anlatacağız. Ezber ayetimiz Matta 4. bölüm 10 ve 11. ayettedir. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Arkadaşlar, İsa'nın hem Tanrı hem de insan olduğunu biliyor musunuz? Evet, İsa Tanrı'dır. Fakat insan biçiminde dünyaya gelmiştir. Biz günahkarları kurtarmak için bu dünyaya gelen İsa, hizmetine yaklaşık 30 yaşında başladı. Havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. İsa, görevine başlamadan önce vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktığında ne olduğunu hatırlıyor musunuz? O anda gökler açıldı ve göklerden gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum." dedi. Böylece İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu anlamış oluyoruz. Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa orada 40 gün 40 gece oruç tutarak ve dua ederek hazırlık yaptı. Bu uzun oruç ve dua zamanının ardından İsa'nın yanına birisi geldi. Gelen kim olduğunu biliyor musunuz? Gelen ayartıcı, yani iblisti. İblis İsa'yı denemeye başladı. İblis ilk defa Adem bahçesinde insanları aldatarak günaha düşürmüştü. Bu yüzden Tanrı, insanları günahtan kurtarmak, tasarladığı kurtuluşu tamamlamak üzere İsa'yı dünyaya gönderdi. Şeytan bunu iyi biliyordu ve engellemek için İsa'nın yanına geldi. Şeytan, İsa'nın 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıkacağını biliyordu. Bunu kullanarak, "Tanrı'nın oğluysan, söyle şu taşlar ekmek olsun," dedi. Şeytan, "Tanrı'nın oğluysan," demişti. İsa Tanrı'nın oğlu muydu? Evet, İsa Tanrı'nın oğludur ve bu kuşkusuz bir gerçektir. Şeytan da bunu çok iyi bildiği için İsa'ya açlığını bastırması için gücünü kullanmasını söylemişti. Peki İsa nasıl bir karşılık verdi? İsa şeytana Tanrı'nın sözüyle karşılık verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Ekmek yaşam için önemli bir besin, öyle değil mi? Ama İsa Tanrı'nın sözüne itaat etmenin yaşamımızdaki bütün her şeyden daha önemli olduğunu söyleyerek şeytanı yendi ve denenmeden başarıyla geçti. İlk denemede başarısızlığa uğrayan şeytan, ikinci kez denemek için İsa'yı kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, "Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at," dedi. "Çünkü kutsal kitapta şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." Şeytan, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olarak gücünü göstermesini istiyordu. Aslında İsa, Tanrı'nın isteği dışında kendi gücünü gösterebilirdi. Fakat şu karşılığı verdi. "Tanrın Rabbi denemeyeceksin," diye de yazılmıştır. İkinci denemede de başarısızlığa uğrayan şeytan, bu kez İsa'yı düşürmek için çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini gösterdi.
Bilmeliyiz ki şimdi günahın etkisinde olan dünyanın bütün ülkeleri şeytana aittir. Şeytan da İsa'ya dünyada bulunan bütün mutluluğu ve başarıyı gösterdi. Güçlü ve büyük ülkeleri gösterdi. Bu olayın ardından şeytan İsa'ya, "Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim," dedi. Şeytana tapmak, onu Tanrı olarak kabul etmek anlamına gelir. Şeytan İsa'nın Tanrı'ya değil, kendisine tapınmasını istedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. "Çekil git şeytan. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin," diye yazılmıştır. İsa burada da yine Tanrı'nın sözünü kullanarak şeytanı yendi. Şeytanın amacı Tanrı'nın kurtuluş tasarısını tamamlamasını engellemekti. Bu yüzden İsa'yı deneyerek günaha düşürmek istedi. Fakat bizi günahtan kurtarmak için dünyaya gelen İsa, Tanrı'nın sözünü kullanarak şeytanın denenmelerinden başarıyla çıktı. Şeytan İsa'yı bırakıp gidince melekler gelip ona hizmet ettiler. Evet arkadaşlar, şeytan geçmişte İsa'yı deneyerek kurtuluş tasarısını engellemeye çalıştığı gibi günümüzde yaşayan insanları ve özellikle İsa'ya inanan bizleri de denenmelere sokmak için uğraşmaktadır. Düşmanımız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor ve kurtuluşu kabul eden imanlıları imandan düşürmek için çabalıyor. İsa Mesih'in Tanrı'nın sözünü kullanarak şeytanın bütün denenmelerinden başarıyla çıktığı gibi bizim de denenmelerden başarıyla çıkabilmemiz için kutsal kitabı okuyup iyice öğrenmemiz gereklidir. Rabbin sözünün şeytana karşı ruhsal bir silah ve kalkan olduğunu hiçbir zaman unutmayalım.